benim en az 300 konuşmam vardır bu konuda. Fethullah Hoca'yı öven. Fethullah Gülen mülayim bir insan, şefkatli. Yurt dışında durması da ben acayipime gidiyor. Ben daha da olmasın gidip hocam alıp geleceğim ben buraya yani. Hakikaten bana biraz garip geliyor bu. Yani niçin dur, yani ne yapmış? Adam mı kesmiş? Yol mu kapatmış? İşte bir dönem yasaklıydı daha doğrusu Türkiye için. Hayır, hiçbir şey yapamamış ki. Hiçbir suçu yok. Şimdi de göğe ya bize karşı Fethullah Hoca'yı kullanmaya kalkıyorlar. Halbuki Fethullah Hoca beni sever. Ben de Fethullah Hoca'yı çok severim. Hem nasıl bir sevgi. Maşallah. Bakın Müslüman cemaatler içinde bütün dünyadaki en mükemmel faaliyeti yapan onlar diyor Fethullah Hoca. Bitti. Şahane bir ifade. Mesela ona kalırsa Fethullah Hoca ile cemaati Mehdi bilir. Ama Mehdi değildir Fethullah Hoca, Kahtani'dir. İnşallah. İnşallah. Ahir zamanda Mehdi yardımcı olacak kişidir. Bu bir sırdı. Bana söylettiniz. Şahsımı da çok takdir eder Fethullah Hoca. Biz de Fethullah Hoca'mızı çok takdir eder. Çünkü çok çok başarılı dünya çapında bir Mehdiyet zemini hareketidir. Allah sağlık sıhhat versin. Mazlumdur Fethullah Hoca'mız. Garibandır. Yapmayın, etmeyin. Yani hayır peşinde koşan bir insan. Hayır için. CIA'nin falan uşağı muşağı olmaz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Bir şey olunca sizden yardım istiyorlar zaten. Ya tabii bir şey yok. Bana söylemişlerdi. Epey oluyor yani. Yani şeyler. Mahcup tinetli insanlar. Evet. Öyle pişkin, saldırgan, gözü kara var. Öyle bir şeylikleri yok. Bizim bu sevimli Mehmet Baransoy'la konuştum. O da delikanlı aleminin... Delikanlı sonra her gün gözaltında kardeşim. Bugünü gözaltındaymış ya, dedim hızına yetişmiyor. Bu nedir böyle dünya? Aşağıda şimdi oturuyor.